Ailem canım ailem. Hoş geldin kızım. İyi ki geldin. Eve pozitif enerji verdin. Bu laflar ne anne ya? Annen kafayı yedi. Siz anneannenize bakmayın kızlar. Hayatımda ilk defa Feng Shui sayesinde huzuru buldum. Ayol sen kocayı boşasan zaten huzuru bulacaksın. Ya o değil de babam ne diyecek bu işe? Höt der, zöt der, hadi lan der. Şşt, babam geliyor. Kızım bu saçlar ne, gözünü seveyim ya. Mutfak robotuna mı kaptırdın, ne yaptın? Annem huzuru bulmuş babacığım. Feng Shui sayesinde huzuru buldum. Ha? Yani ben anlamadım ki saçlarını mutfak robotuna kaptırmakta mı bu huzur? Çözemedim. Arkadaşım kim yiyecek bu kadar tüstüyü ya? Hayatım, onlar eve Feng Shui havasını katmak için. Huzurla muzur diyorsun yani. Artık stresten çok uzağım hayatım. Mutluluğu kendimde buluyorum. Bu ne ya? Bu ne biçim bir harekettir ya? Yok mu burada sarı lacivertin? İşte kocanın Feng Shui'den anladığı bu. Çi enerjisiyle çözülmeyecek problem yoktur. Tartışmayın. Birbirinize pozitif enerji gönderin. Ya yaşıtlarının 8 tane çocuğu var be kardeşim. Ne haldesin sen? Allah'ını seversen ya. Yeni icat çıkarıp durmayın. Ben ne yiyeceğim ya? Doğalgaz faturası, elektrik faturası bunları düşün sen. Ne yapacağım senliyle, çenliyle, çünliyle? Bak hele ya. Çok beğendim vallahi. Çok otantik bir ortam yaratmışsın salonumuzda maşallah. Evimize Feng Sushi getirdim Kubat'ım. Geldi mi sana da? He geldi vallahi. Böyle enteresan bir yanık kokusu var içeride. Tütsü mü kız bunlar? Huzur geldi mi diyorum huzur. He huzur geldi de birazdan kaçacak gibi görünüyor sanki. Kaç para verdin bunlara? Stresten arındıktan sonra paranın hiçbir önemi yok Kubat'ım. Allah cezanı. Çok para verdin değil mi? Kızmakla kızmamak arasında kalacağım bir rakam yani. Kızacağım rakam 700, kızmayacağım rakam 100. Anam! 350 lira mı verdin kız buna? Ya vallahi ben şu an çok kızarım sana ama ne önemi var ya? Boş ver, iyi etmişsin. Yeter ki senin yüzün gülsün, kurban oldum. Ay, gerçekten bu Feng Sushi'si evimize huzur getirdi Kubat. He, çok acıktım vallahi. Hadi yemek yiyelim o zaman. Ne? Ay cebinden donun mu düştü senin? Benim cebimde donum düştü ha. Ay donumun cebinde ne işi var Kubat? Ya ben dükkanda terledim. Terleyince de çıkarttım sırtıma koydum. Ay niye manyak mısın sen? Niye terliyorsun? Yok manyak değilim ama manyak derecesinde pratik zekalıyım ha. Niye terledin? Hızlı koştum. Niye hızlı koştun? Yakalasınlar mı canım yavaş koşayım da? Hayret bir şey o zaman yakalanayım be. Ya eve geldim yorgunum açım. Durmadan soru soruyor. Bıktım ha. Çok sinirleniyorum şu anda. Yemiyor. Tamam be. Yemezsen yeme. Beni soran olursa onlara de ki. Saramos gitti. Uzaklara. Bir avuç toprağımızı yeniden. Şimdi genk zamanıdır. Saravan yükseliş zamanıdır. Bağcılar ileri için. Ablacığım ne yapıyorsun sen orada 2 saattir? Rol çalışıyorum ablacığım. Okulda piyes rolü var da ona ısınıyorum. Piyes mi? Ne güzel. İstiyorum da kesin değil yani. Anlatabiliyor muyum? Niyeymiş o? Ya roller şu an çok dolu da yani hep başrollerde birileri var ama inşallah gireceğim yani ben ne olmazsa döverek alırız rolü. Yok artık. Vallahi.
yapardın? Oğlum bak bir daha böyle girersen yemin ediyorum seni replik içinde bırakırım. Pardon kızlar ya. Ani bir giriş yaptım ama kusura bakmayın artık. Niye geldin? Yoksa beni mi özledin? Özledim tabii canım, özledim de. Aynı zamanda başka bir şey de sormaya geldim aslında. Tabii canım, sor. Ya benim o diğer hesabımı tekrardan açma şansın var mı? Hayatta olmaz. Ya niye ama hayatım ya? Ya haksızlık bu bence. Niye? İyi de benim o hesabımı kapatmama karşı sen sadece Face'inden fotoğraf sildin. Haksızlık yani bu. Ne yapayım yani? Sen de Face'ini kapatacaksın o zaman. Tamam o zaman. Sen de bana Face'ini şifresini vereceksin. Oha! Ne oldu? Niye o kadar şaşırdın? Ceyhun, yoksa benden bir şey mi saklıyorsun? Yok canım, senden ne saklayacağım canım? Aa, olur mu öyle şey? Saklamıyorum da. O zaman şifreyi alayım. Şifrem? 0000 yıldız kare alttan çizgi üstten çizgi slash Taksim yani. Soru işareti et C. Taksim mi? Neveş yattın mı yatmıyor musun? Ne bu öküz gibi mi? Yatmadım hayat. Yatmadın mı? Daha yatmaya da niyetim yok. O zaman... Neyse ben de yatayım, sabah iş var benim zaten. Bu nedir kardeşim? Yatakta vuruş da var resmen. Aslan, gelsene yanıma. Bu bir işaret olmalı. Meveş yatalım bence be. Ya Aslancığım... Feng Shui'ye göre cinsel aktivitelerde bulunmak stresten kurtulmanın en önemli yollarından biriymiş. Lan 40 yılda bir ben isteksiz oldum. M5'in atı şahlandı resmen arkadaş. Aslan. M5 yat zıbar artık. Öf anne ya. Ulan Valide Hanım 40 yılda bir işe yaradın hayret. Yalnız bu tenkşüyü midir nedir bu iş sakat aga. Çirkin yani bana göre değil. Yavrum ne yapıyorsun? Hanımefendi doğurdun sahip çık be. Aa! Görebilir de anne oluyor anlamıyorum ki. Abla ben acıktım. Çocuk acıkmış ondan yani tamam mı? O yüzden gitmiş kutuya. Çirkef. Bir gözlü. Şimdi az sonra erzak servisimiz başlayacaktır. Fakat şu hususta sizi bilgilendirmek isterim ki erzaklarımız azaldı. Biraz sıkıntı var. O yüzden ne yapacağız? Gıdım gıdım yiyeceğiz. Küçük küçük lokmaları ağzımıza atacağız 15 kere. Ağzımızda çevireceğiz ki beyin mideye doydum sinyalini göndersin. Şakadanak. Kalk getir yemekleri erzaklar hadi kalk. Şurada ya, ben çok korkuyorum. Ya bu bomba patlarsa? Kes! Sesimi dinleyeceğim, kafamı dinleyeceğim. Bu dinleyeceğim. Bağırmayın! Bağırma! Ne oldu okul? Hı? Talimatname madde ilk. Ne panik? Tamam, ben okula karşı değilim. Teorik bilgi her zaman önemlidir. Ama en önemlisi tecrübedir. Bakın tecrübe bu vücutta hayat buldu. Ve karşınızda Jülide Mermercin var ama... belki de bu benim son görüşünüz. Belki de öleceğiz.